ikisinde Ömer Bayram'la Kudryashov hava topu mücadelesi de çıktılar. Kudryashov uzun süre yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında acı içerisinde kulağını ve yanağını tutarak Ömer Bayram'ın bir dirsekte müdahalesi var Erman Hocam. Görüntüden gördüğümüz. Hava topu da çıkarken. Böyle. Evet. Ne dersiniz? Levent Düzemen, buyurun. Niye ben abi? Sizinle başlayalım. Başlayalım, hoca söylesin. Çünkü asıl abi. Herkesin çok konuştuğu pozisyon kırmızı kart için. Ben Erman Hoca'ya final yakışır bir kere. En başta evet. Söyletmemiz gerek hocamızı. Saygılı göstermemiz gerek. Sizinle başlayalım. Benle başlayalım. Peki, buyurun. Yani burada bir hava topu. Yani öyle koyuyor elini, vurmuyor da. Yani sarı da olur, kart göstermese de olur. Ama yani ama omzuna koyuyor. Ama sakatlandı evet. Hocam bu pozisyonda. Ya sakatlandı ama. Yani uzun süre yerde kaldı. Evet, biliyorum. Yani hafif de dokanıyor. Sarı kart olabilir. Yani tutup da kırmızı olmaz yani. Sarı verirsiniz. Yani. Sardar. Bence kartsız faul. Evet. Bana göre de faul. Aynen. Ama bir dengesi bozuldu sanki oyuncunun. Ya pozisyon havayı yüklenirse kendisine olur ama kart verirse bir ya şey demem. Ya, ama kart bana da göre gelirken kart dinledi kendisini. Kart da vermesen olur, sarı kart da olur. Yani evet, yattı dediğin gibi. Maçın hemen başı olması. Kudryashov yattı, sonra başı dönüyor gibi kalktı. Yani ama kart dirseğe olur. Geliyor herhalde. Sert evet. Tarafı geliyor. Ama açılar koyuyor böyle çok böyle dirseğini götürüp vurmuyor. Şurasına koyuyor gelirse, yani. Burasına gelirse bayağı cereyan evet. Çarpmış gibi olur. O yüzden bekle denedi kendisini. Evet, elektrik çarpmış gibi. Tabii akıllarda şu soru vardı Erman Hocam, ama maçın hemen başı o yüzden mi acaba hakem Abdülkadir Bitigen kart kullanmadı? Olmaz, hiç başı başı diyor. Olmaz. Evet, evet. Bakın şeyi karıştırmayın bak. Şurası var ya şurası. Evet. Ben burayla bir vurayım sana. İşte orası. Kırılayamazsın. Şurası geliyor. Şöyle geliyor. Bu farklı bir olay, şu farklı. Ben böyle vururum seni. Şöyle koyuyor. Onun pis bir yerine geldi. Burada şu damarlardan falan evet. Bir yere geldi. Bir sersemlik geçirdi. Şimdi bunları düşünürken şunu düşünmek lazım hakem olarak. Diyelim ki sarı gösterdin. Aynı pozisyondan kırmızı göstermen lazım. Bakın bu şeydir yani. Bu can alıcı yeri. Hı. Aynı pozisyondan bunu kırmızıya çeviremiyorsan sarı da verme. Aynı pozisyondan ben kırmızı veririm. Dersen çift sarıdan kabulüm. Siz verir misiniz? Ben vermem. Buna sarı yok mu diyorsun hocam? Vallahi sarı da verme. Tamam. Oyna devam diyor hocam. Biz de öyle söyledik. Yani for. Dönüşünden gelirken for. Vurmak yani için gitmiyor. Şeyine geldi. Pozisyon geldi, gelir. Gelirken eli geliyor. Bir yerine geldi. Birazcık da bir de hocam, oyuncunun boyuyla da orantılı. Omzuna koyuyor elini yan böyle. Hani ne dirsek vuruyor ne bir şey. Bir hava topunda koyuyor. Kırmızılı oyuncu biraz fazla yükseliyor. Öteki oyuncu biraz aşağıda kalıyor. Bir de topa göre ayarlıyor kendini. Kırmızılı oyuncu boşta kalıyor, yıkılıyor üzerine. Boy farkı da var hocam. Tabii. Yükseliyor, ondan fazla yükseliyor. Altta kalıyor, kolu geliyor. Yani kasıtlı falan bir gidip vurma pozisyonu değil. Pozisyon geri yukarıda vuruyor. Ben de tüm yorumcularımız ortak karara vardı. Tabii ki en başta Erman Toroğlu'nun. Faul dedi, hepimiz faul dedi. Önemliydi. Evet, faul yani ama kartı da topa göre ayarlıyor kendini, biraz böyle yapıyor falan. O da gelmiş oluyor. Yani ben vermem kartı. Şimdi kritik bir pozisyon gelecek. Biz izleyeceğiz. Sizlerle de paylaşacağız sevgili seyirciler. Maçta 26. dakika. Markao Gökdeniz Bayraktar'ın orta sahada ayağına basıyor ki eğer bu hareket sarı kartsa Markao'nun sonrasında ikinci sarı kartı var. 55'te kırmızı kart görmesi gerekiyor ki Markao o pozisyondan sonra birçok gol pozisyonunda da başroldeydi. Gol pozisyonlarını önleyen isimdi. Dolayısıyla çok kritik bir pozisyon. Hakem pozisyona yakın. Topu evet. Topla oynadın diyorsun. Ben Markao'nun topa müdahale etmek istediğini. Ama rakibinin ayağına basıyor mu? Her ayağa basmak kart falan gerektirmiyor ya. Bazısı kasıtlı basarsın, bazısı pozisyon geri gelir. Kaçıramazsın ayağını. Önce topa dokunduğu evet. için bence oradan evet. yırtıyor. Peki, sarı kartı. Peki. Sanki ben bir şey orada soracağım. Erman Hocam da cevap verecekti. Bu hareket Serdar anlamı kadar sen de sarı kart değil diyorsun. Değil önce mi? Topa dokunuyor. Topa çünkü, dokun. Yani. Evet. Hayır, topa değil. Bu ceza sahası içinde olsaydı Galatasaray takımı 90. dakika böyle bir pozisyonda farz edelim işte çıktı Marco aynı şekilde hücuma böyle bir hamle gelseydi. Penaltı der miydin demez miydin? Ben demez. Bu arada topa dokunmuyor. Topa dokunmuyor Marco. Topa hiç dokunmuyor. Direkt adama gidiyor. Hamle zamanlaması yanlış. Bu açıdan topa bu hareket Cüneyt sarı kart. Evet. Net bir sarı kart. Bunu aynısını 90. dakika Marco'ya gitti. Rakip ceza sahası içinde yaptığını düşün.
Buna Galatasaray'da hangi Galatasaray'ın altı ve sarı kart demez onu bana. Burada yavaş yavaş oynatın. Bence yavaş topa oynatın. Dokunuyor bir daha. Acayipsin var mı? Yavaş altına geliyor. Ayağının altına geliyor bak. Bak. Hayır. Bak, Gökdeniz burada dokunuyor topa. Hayır Gökdeniz önce vuruyor Gökdeniz ondan sonra o da vuruyor. Ya o da topa vursa top, o bir yere gider. Top önce zaten Gökdeniz kalıyor. Dokunuyor tamam. Ya Serdar Gökdeniz dokunuyor top içeride kalıyor iki ayağının içinde. Şimdi öyle gelen bak ayak şekline göre top zaten bize doğru yani sol ayağına doğru paralel gider akar. Baksana. Pozisyon çok kritik. Eğer burada sarı çıksaydı 55'te kırmızı çıkacaktı. Bir kez çıkartabilirdi daha hakem bir şey değil mi? Hocam sen ne diyorsun buna? Kırmızılı şeyli koşlu oyuncu topa geliyor. Topa müdahale etmek istiyor. Topa da değiyor. Fırtıyor. Mücadele varken rakibin ayağına geliyor. Karar? Ben faul de vermem. Hakem de vermedi zaten. Bak, o zaman fırtıyor. Yani faul aramayacaksın bak, orada. Bak böyle geliyor fırtıyor sonra ayağına geliyor. Fırtıyor diyoruz ayağı değiyor kenardan. Onu hakem diyor. Öyle değerlendiriyor. Hocam ceza hakim devam hocam, ettiriyor. Faul verirse başka türlü değerlendirmesi lazım. Hocam ceza sahası içinde olsa buna penaltı demez misin? Devam derim ben. Devam mı dersin pozisyona? Bu pozisyona devam. Niye biliyor musun? Topa geliyorum vuruyorum. Adamın ayağı da burada. Buna vuruyorum. Buna buradan hocam, adamın ayağına geliyor. Hocam fırtığı benim görüşüm. Tabii, haklısınız. Siz tabii, tabii hocam herkesin çünkü burada görüşüne saygım var. Kırmızı veririm. Gayet doğal. Tabii. Ben bu yani, pozisyona. Ben diyorum ki fırtısa bak, veya. Dikkat et. Ayak geldikten sonra da böyle kayıyor. Ama topun akışını burası da kayıyor. Burası da kayıyor. İstemsizce basıyor. Kontrolsüz da değil. İkili bir mücadele abi. Şimdi bazı pozisyonlarda çok sarı. Öyle bir yer gelir ki direkt kırmızı verir. Yani bu sarılara Türkiye'de çok kolay sarı veriliyor. Kırmızı hiç az veriliyor. Onu söyleyeyim. Çok sarı veriliyor. Hocam, kırmızı verilmiyor. Hocam bir şey soracağım. Peki topa hamle yapsa fırtıyor diyorsun. Top buraya doğru akar. Sol boşluğa doğru. İki top ayağın arasında kalıyor. Zaten içeri çekiyor. Dikkat et. Yani ayağı değiyor. Ama direkt hamle zamanlamasında geç kalıyor bana göre. Erman hocam sen de savunmacı olarak görüyorsun hocam. Topa değiyor. Efendim? Topa değiyor. Değiyor mu topa sizce? Değiyor. Hayır şey mi? Yok ben değdiğini hocam, ben görmüyorum. Yok ben yani. Ben değdiğini yani değil buradan bir görüntüde değdiğini görmüyorum. Görüyorsun değdiğini zaten hocam. Bakın top kayıyor. Hocam bak. Ayağı mı topa değiyor? Top mu ayağa değiyor? Hayır. Top geliyor böyle. O topa vurayım derken kayıyor şeyin ayağına geliyor. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bak bana göre top ayağı yani top ayağına çarpıyor Marco'nun içeri çekince topu. Topa hamle yapıp ilk deyip fırttırıp sonra ayağına basmıyor. İçeri çekince hamle zamanlısı geç kalıyor. En önemli burada ona bakmamız gerekir. Top mu ayağa gidiyor? Ayak mı topa gidiyor? Bence Marco içeri çekince top da hacmini düşün oradan ayağa geçerken hem basıyor hamle zamanlaması yanlış olduğundan o zaman fırttırıyor. Hocam soruyu sordun mu? Bana göre normal devam ettirmesi. Oyuncunun ben ayağı değiyor bana göre ben Erman Hoca aynı fikir. Ben devam ettiririm. Bu kadar basit. Ya herkesin fikri söylüyor. Tabii ben de sarı kart veririm. Tamam, benim düşen krampona hocam. Geldi. Cüneyt'e söylüyorum ben ya. Levent doğrudur, abi yüzde sana yüzde değil yani herkese fikri ayrı. Bakın, bana göre değil. Erman Hoca'nın sorusu çok önemli. Ceza sahasında olsa son dakika. Vermem diyorum ya. Ben arkadaşlar bir şey söylüyorum ya. Cezaların içi diye bir şey olmaz. Foulse iki yerde de verirsin. Değilse iki yerde de vermezsin. Yani bunu penaltı vereyim mi? Vermeyeyim. Bunu foul vereyim mi? Vermeyeyim. Ceza yok öyle. Hocam. Ceza sahası dışında foul çalıyorsan ceza sahası dışında penaltı vereceğiz. Öyle kıl dön diye falan penaltı olmaz. Onun için de ceza sahası dışında da adam gibi top oynatacaksın. Aynen. Ya, şimdi göreceğiz. Bak adam şimdi başka şeyler de göreceğiz. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bugün şeyi seyrettim. Kaan Numanoğlu'nu. Kaan Numanoğlu. Erman Hoca söylüyor yani çata oynatacak. Bir İngiliz hakemi gibi edasında müthiş maç yönetti. Evet. Erzurumspor Galatasaray maçını. Ama Erman Hoca ben kendi düşüncem katılmıyorum. Ceza sahası içinde Erman Hoca 1,5 senedir bu programdayım hep söyler. Yani bu ceza sahası içinde olsa ne olur diye hep sormuştur bana. Bu olsa ceza sahası içinde Galatasaray takımı 90. dakika Marco'ya bunu yapsalar yıkılırdı. Ortalık, sosyal medya her yer nasıl bu penaltı verilmez diye. Onun abi, için burada renklerden ayrı. Sosyal medya beni ilgilendirmiyor abi. Sosyal medya. Ya, penaltı hocam, diyecek ben penaltı hocam, vereceğim. Ben sosyal medyadan bana ne ya? Ya hocam. Benim bir görüşüm var veririm. Hocam. Burada hakem
çok yakından da takip ediyor, devam etmesi doğru. Hocam ben senin için söylemiyorum bunu. Sosyal medya yıkılırdı. Nasıl bu maç verilmez yani? Hani 0-0 maç gidiyor 90. dakika penaltımız yendi diye. Ben burada sarı kırmızı, sarı lacivert, siyah beyaz diye söylemiyorum. Ceza sahası içinde bu hareket Marko'ya yapılsaydı penaltı ister miydi Galatasaraylar, istemez miydi? Bu harekette oyuncu ayağına basmak istiyor mu? Neler isterler ya? Yoksa pozisyon verir mi, ayak mı? Levent abi sen de futbol oynadın. Erman Hoca da bak şimdi Cüneyt de iyi biliyor. Çok tecrübeli. Tamam. Serdar Sarıdağ da aynı şekilde çok tecrübeli insanlar. Yani burada bana göre hamle zamanlamasında geç kalıyor bak. Top kurtarıyor, içeri çekiyor. Direkt gelişinden zaten tek hamleyi yapıyor o oyuncunun sol ayağına. Ben oyuncunun bir art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Top hamle yapıyor. Top Levent abi değiyor, eğer oyuncuna penaltı yaptıran ama oyuncu da art niyetli değil. Adam burada, eline çarpıyor veya hamle basmıyor. Zamanlaması geç oluyor, penaltı yaptırıyor. Her oyuncu iyi niyetli, o zaman verilmesin tamam penaltı. Bugün hangi maçta bir pozisyon olmuş? Sivas'ta. Bana pozisyonu anlatın diyorum. Anlatıyorlar. Herkes değişik anlattı bana pozisyonu. En son evden çıkacağım. TRT'de yakaladım. Bu Gazişehir maçı mı Erzurum 1-1 son dakika penaltı i̇şte verdi? Hangi maç? Hayır, Tugay Kağan Numanoğlu. Hayır şeyi diyor hocam. Sivas maçını diyor. Sonra seyrettim. Evet. Olay ne? Ama maç. Bana öyle anlattılar ki. Soruyorum kardeşim bu el mi değil mi? Biri el diyor biri değil diyor. Sonra seyrettim. Yani hakem olalı ilk defa balık tuttu. Var daha doğrusu. Hocam evet, ben geçen o zaman gün, ikinci pozisyonda bakalım. Bakalım. Marka Hanım. Geçen gün sonra kırmızı kart. 90A'da